Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere İzmir bombasının tarifini vereceğim. Çikolata seviyorsanız kesinlikle tam size göre bir kurabiye diyebilirim. Hamurunu yoğurarak başlayacağım. Ama öncelikle burada kahvaltılık çikolatasını dolaba koyacağım. Tam anlamıyla iyice böyle soğusun. İçerisine koyduğumuzda daha rahat olması için. Bardak ölçüm 200 ml'lik. Bir su bardağı ılık su. Bir paket vanilya, bir yemek kaşığı tepeleme dolusu şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ. Öncelikle bunları bir karıştırayım. 2 su bardağı unu yanıma aldım. Yavaş yavaş ilave edeceğim ama eleyerek. Ununuzu elemeye özen gösterin. Şimdi 1 su bardağı unu eleyeyim önce. Hatta biraz daha ilave edebilirim. Diğer kalanı yavaş yavaş ilave edeceğim. Sizler de ununuzu yavaş yavaş ilave edin. Eğer un gerekirse biraz daha alacağım. Yanıma bir su bardağı un daha aldım. Yavaş yavaş ilave edeceğim. Hepsini değil. Sert bir hamur olmayacak. Çok yumuşak da değil. Hamuru 5 dakika boyunca yoğurdum. Gördüğünüz gibi. Olması gereken kıvam bu. Eğer elinize yapışırsa hafif tezgahın üzerine un serpip yoğurmaya devam edin. Bu kendini toparlayacaktır. Önce hamuru ikiye bölüyorum. Hamurları küçük küçük tutacağız. Hemen hemen ortalama ceviz kadar diyebilirim. Çünkü hamuru ince olacak. Şu kadar gayet iyi. Ben bunların hepsini beze haline getireyim. Toplamda 18 tane beze oldu. Kahvaltılık çikolatayı da çıkardım. Yanıma biraz da un aldım. Arada altına serpiştireceğim. Ben birazcık yapmaya başladım. Şimdi sizlere de göstereceğim. Hafif un serpin. Çok fazla değil. Baştan un serpmeniz yeterli. Böyle çok çok aşırı ince de değil ama çok kalın da değil. Hemen hemen büyük kahve fincanlarının tabağı kadar diyebilirim. Açacağınız büyüklük. Böyle gayet iyi. İçerisine bir tatlı kaşığı dolusu kahvaltılık çikolatadan koyuyorum. Hatta biraz daha koyabilirim. Ne kadar çok olursa özelliği daha güzel oluyor. Ortasına çikolatayı koyduktan sonra kapama aşaması çok önemli. Kenarlardan falan açık kalmasın. Şöyle ortaya toparlıyorum. Eğer açık kalırsa piştiğin zaman bu sefer dışarıya çıkacaktır. Hepsini ortada topladım. Sıkıyorum. Şöyle üstteki fazlalığı mutfak makasımla kesiyorum. Elime de yuvarlıyorum. Tekrar yan yana getiriyorum. Bohça gibi ortada topluyorum. Sıkıyorum. Fazlalığı kesiyorum. Bu kalan hamurları yine birleştirip yapacağım.
Bir yuvarlıyorum. Yani şimdi bütün hamurlar bitene kadar aynı işlemde devam edeceğim. Kurabiyelerin hepsini tamamladım. Son kalan hamuru birazcık daha kalın açtım ve üzerini kesmedim. Hepsini bu şekilde bitirdim. Şimdi 180 derecelik önceden ısıttığım fırına götürüyorum. Bir 15 dakika kadar tutmanız yeterli. Böyle hafif üzeri kızarınca alın, çok fazlasıyla tutmayın. Bu sefer çok kuruyacaktır. Siz de fırın ayarınıza göre lütfen dikkatlice pişirin. En sonunda ben size ne kadar sürede piştiğini tam net süresini vereceğim. Kurabiyeleri fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi diğer tepsiyi biraz fazla tutmuşum. Ama diğerleri tam kıvamında pişti bunlar. Tam böyle üzerleri hafif kızarmaya başlar gibi olunca hemen alın. Ortalama bir 15 dakikada pişti. Sizler de lütfen çok dikkatli pişirin. Birdenbire kızarıp pişebiliyor. Gözünüz sürekli fırının üzerinde olsun. Servis tabağını aldım. İsterseniz üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Ben şöyle üzerlerinde göstereyim. Çok sert değil. Bastığım zaman hafif yumuşak. Bir tanesini alayım. Şöyle dilimleyeceğim sizlere tam ortasını göstermek için. Gördüğünüz gibi. Kullandığınız kahvaltılık çikolatanın markasına göre değişecektir. Kimisi daha çok akışkan olurken, kimisi daha katı kalabiliyor içerisinde. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takibe alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.